ara sokaklarda sizi ilk olarak Osman Ağa Camii karşılıyor. Bir Osmanlı paşası olan Osman Ağa tarafından yaptırılan camiye girdiğinizde kendinizi Anadolu'daki camilerden birine girmiş gibi hissediyorsunuz. Osman Ağa Camii'nden çıkıp biraz yürüdüğünüzde ise karşınıza burada başka bir caminin olduğunu haber veren yeni bir minare çıkıyor. Bu camide yine Osmanlı'dan geriye kalan izlerden biri olan İskender Çavuş Camii. ...1582 yılında inşa edilen cami, Podgorica'nın arka sokaklarına saklanmış, insanın içini aydınlatan bir huzur mabedi gibi. Yeni Rota ekibi olarak ecdadımızın Balkanlardaki izlerini sürmeye devam ediyoruz. Balkanlarda nereye giderseniz gidin mutlaka Osmanlı'dan kalma bir iz veya hikaye ile karşılaşıyorsunuz. Başkent Podgorica yakınlarındaki Tuzi Şehitliği'ndeyiz. Tuzi Şehitliği'nde Fatih Sultan Mehmet Han'ın askerleriyle birlikte Balkan Savaşları esnasında şehit düşen Türk askerleri yatıyor. Yanı başında bir de Nizam Camii isimli tarihi bir cami bulunuyor. 2010 yılında restore edilip ibadete açılan caminin ilginç bir de hikayesi var. Cami zamanla kullanılamaz hale gelince 1911 yılında bölgedeki Müslümanlar İstanbul'daki halifeye camiyi tamir ettirmesi için bir mektup yazmışlar. Fakat o dönemler Osmanlı zor durumda olduğu için bu mektuba cevap gelmemiş. Cevapsız mektuptan 100 yıl sonra bir gezi için Karadağ'a gelen Bakan Bekir Bozdağ, Karadağlı Müslümanlar dedelerinin 100 yıl önce Nizam Camii'nin tamir ettirilmesi için halifeye yazdıkları mektubu hatırlatmışlar. Bunun üzerine Bekir Bozdağ da TİKA'nın yöneticilerinden Nizam Camii'nin restore edilip yeniden açılmasını istemiş. Böylece 100 yıl önce İstanbul'a yazılan mektuba 100 yıl sonra cevap verilmiş ve Nizam Camii 2010 yılında bir Kadir Gecesi
Tika tarafından tekrar ibadete açılmış. Balkanlara taşıyan, ecdat yadigarı eserleri restore edip canlandıran, kıyıda köşede kalmış, unutulmuş insanlarımızın gönüllerine umut ve sevinç eken TİKA'nın Karadağ'daki ofisinin sorumlularından Murat Ölçenoğlu, yaptıkları çalışmalarla tarihten gelen dostluk ve kardeşlik bağlarının yeniden canlandığını söylüyor. TİKA Podgorica Program Ofisi, Karadağ'ın 2006 yılında bağımsızlığını ilan etmesinden bir sene sonra faaliyetlerine başlamıştır. Ülkenin hemen hemen her bölgesinde çok önemli projelere imza atmış bulunmaktayız. 2007 yılından günümüze kadar 200'ün üzerinde projeyi hayata geçirmiş bulunmaktayız ve halihazırda devam eden projelerimiz de vardır. Projelerimize baktığımız zaman sağlık alanında, eğitim alanında, idari ve sosyal altyapıların geliştirilmesine yönelik sosyo-kültürel projelerimiz bulunmakta. İki ülke arasındaki kültürel işbirliğinin artırılmasına yönelik. Bununla beraber ülkede bulunan ecdat yadigarı, kültürel mirasımızın bir gelecek nesillere aktarılmasına yönelik de restorasyonlarımız bulunmaktadır. Örneğin Tuzi'deki Nizam Camii, Podgorica'daki Osmanagit Camii'nin restorasyonu gibi. Bununla birlikte Selimiye Camii'de, Bard'da bulunan Selimiye Camii'de Adriyatik'in en büyük camii ve kültür merkezi. Bunun da 2014 yılında hizmete açmış bulunmaktayız. Tarihten günümüze iki ülke arasındaki dostluk bağ devam etmektedir. TİKA'nın burada yapmış olduğu projelerde bu dostluk ve kardeşlik bağını geliştirmektedir. Projelerimizde projelerimize verdiği destekten ötürü Karadağ hükümetine de teşekkür ediyoruz. Ülkedeki projelerimiz hız kesmeden devam edecektir.